Sayın Valim, değerli başkanlarım ve Tunay Odası'yla İktisadi Kalkınma Vakfı işbirliğine düzenlenen Avrupa Yeşil Mutabakatı. Yine Türkiye'nin ihracatında AB ülkelerinin payı %50, yani hemen hemen ticaretimizin %50'sini AB ülkeleriyle gerçekleştirirken, gelecek vizyonunda bu bizim için önemli olan enerji mutabakatında da katkı sağlayabileceğine inandığımız bir konferans. Aynı oran Malatya'mız için de geçerli. Avrupa Birliği ile ortak gelecekte daha fazla işbirliği geliştireceğimizi düşünüyoruz ve bununla ilgili çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ticaret Sanayi Odası bünyesinde bir ihracat departmanı oluşturduk. Onu güçlendirmeye çalışıyoruz. Dünya iklim değişikliği nedeniyle dünyada artık çok ciddi bu yeşil mutabakatla ilgili bir farkındalık oldu. İnsanlar doğal reaksiyonunda dünyanın hem hava atmosferinin değişmesi hem de dünyanın zarar görmemesi adına yeşil mutabakatı önemsiyor. 2006 yılında tamamen uygulamaya başlanacak olan yeşil mutabakat ve sınırda kordon düzenlemesiyle özellikle AB ülkeleri ihracat yapan firmaları yakından ilgilendiren en önemli konulardan birisi. Bizler Malatya TESO olarak bu konunun üzerinde hassasiyetle eğilmek için sizlerin de burada olup bu konuları dikkate alıp gerçekten firmalarınızda bugünden onlara hazır hale gelmenizi istiyoruz. Dünya genelinde enflasyonist baskıların yanında ticaret ağlarının hızla değiştiği ve gerek enerji gerekse gıda fiyatlarındaki artışın alım gücünü etkilediği gelişmelere tanık oluyoruz. Bir yandan jeopolitik ve jeoekonomik rekabet giderek artarken paylaşım ve bölüşümün mücadelesi de daha sertleşiyor. Öte yandan ise iki önemli dönüşüm iş yapma biçimleri, üretim ve tüketim alışkanları, ticaret ve iş yaşamını dönüştürmekte. İçinde bulunduğumuz günler, yıllar ticaret açısından, dünya iktisadi hayat açısından çok fırtınalı yıllar, fırtınalı günler. Hatta fırtınadan da aşmış tsunamilerin yaşandığı günleri hep beraber tecrübe ediyoruz. Çok ciddi bir dijital dönüşümü de aynı anda yaşıyoruz. Bir tarafta sosyal medyanın ticarete yönelimi, endüstrideki bir takım yeni yönelimler,